Ve günün en tartışmalı konularından biriyle devam edelim sevgili seyirciler. Konu bir boşanma davası. Murat adlı adamı eşi Türkan'ın cimriliği canından bezdirdi. Sorunlu evliliklerinde bardağı taşıran son damlaysa kadının eşine büyü yapması oldu. Yargıtay büyü yapılan eş mağdur dedi, kadını haksız buldu. Bana biraz büyü yapıldığını öğrendi. Bu büyünün de bu tarz şeylerle bozulabildiğini öğrenmiş olduk sonradan. 10 seneden beri hala yanımda taşıyorum bunu. Daha sonradan da karşı tarafın kendisine bir büyü yaptığını tespit etmiş. Cimrilikte sınır tanımayan kadın eşinin hayatını kabusa çevirdi. Pintiliğinin üstüne kocasına bir de büyü yaptı. Cimrilikte şöyle şeyler olmaya başladı artık. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Bıraktığınız bahşişleri toplamaya başladı masadan. Başkentte yaşayan Türkan ve Murat çifti 2 yıl önce mutlu bir evlilik için adım attı. 6 ay her şey çok güzeldi ama kadın bir anda değişti. Bu değişim kocaya hayatı zindan etti. Cimrilikte sınır tanımayan kadın fazla fatura ödememek için kombiyi bile kapattı. Evde yaşanılacak artık bir ısı sıcaklığına ulaşmamaya başladık. Kombiyi kapatıyordu, elektrikleri kapatıyordu. Müvekkilim için ortak hayat karşı tarafın cimriliği nedeniyle çekilmez hale gelmiş. Müvekkilimle dışarı çıktıklarında, bir restorana gittiklerinde, bahşiş ödediğinde bahşişi alırmış. Cimriliğin şokunu üzerinden atamayan adam yastığının içerisinden büyü malzemeleri de bulunmuş. Bulunca artık dayanamadı, mahkemeye koştu. Mahkemede büyücü eşi kusurlu buldu. Yastığımın içerisinde bir sürü bir şeyler falan bulmaya başladım saçma sapan. Ben bu tarz şeylere inanan bir insan değilim ama araştırdığımda öğrendik ki işte böyle bir şeyler varmış, büyümüş. Hatta ondan sonra bir hocaya falan gittim. Daha sonradan da karşı tarafın kendisine bir büyü yaptığını tespit etmiş ve bu nedenle kesin olarak boşanmaya karar vermişti.